Hayırlı akşamlar. Bugün çok değerli bir dostum, çok değerli bir arkadaşımla programı yapacağım. Onun için mutluyum. Az önce kendisine dedim ki, ya biz 40 sene önce, 35 sene önce böyle bir hayal etseydik, deseydik ki bir gün gelecek, biz büyüyeceğiz, kocaman kocaman adamlar olacağız, hatta yaşlanacağız. Karşı karşıya oturup televizyon ekranında sohbet edeceğiz deseydik, acaba ne kadar inandırıcı olurdu? Hayalimize bile gelmeyecek bir şeydi ama bugün öyle bir şey oldu. Bugün mahalleden beraber büyüdüğümüz, ilkokul 1. sınıftan lise sona kadar 11 yıllık bir okul arkadaşlığım, sınıf arkadaşlığım olan çok değerli bir kardeşim Abdülkadir Geylani Taş'la birlikte olacağız. Kim Abdülkadir Geylani Taş? Kendisinden öğreneceğiz, kendisinden özgeçmişini biraz işleyeceğiz ama Abdülkadir Geylani Taş, Turgut Reis Mahallesi, Adıyaman Turgut Reis Mahallesi muhtarı. Aynı zamanda Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı ve bununla birlikte son zamanlarda kurdukları Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı. Hoş geldin Kadirciğim. Hoş bulduk değerli dostum, kardeşim benim Fahrettin'ciğim. Öncelikle teşekkür ederim bu nazik davetin için ve bizleri burada ağırladığın için. Sen şahsında Mercan TV ailesine, Sayın İbrahim Aslan dostuma, kardeşim, abime gerçekten Adıyaman'ımızın parlayan güneşi olarak her zaman takdim ettim Mercan TV'de olmak. Bir Mercan TV'nin ailesinin bir ferdi olmaktan son derece gurur duymaktayız biz. Bizim Adıyaman'ımızın dış Türkiye'ye açılan gözü, kulağı, penceresi, bizim her şeyimiz Mercan TV. Burada olmak beni son derece memnun ediyor, mutlu ediyor. Burayı kendim burada bir ailenin bir ferdi olarak görüyorum ben. Zaten dolayısıyla Mercan TV de bizim Turgut Reis Mahallesi bünyesinde sınırlı içinde olduğu için de kendi evimmiş gibi görüyorum o yüzden. Evet. Sen de dediğin gibi çocukluğumuzdan beri birlikteyiz biz. Çok değerli bir kardeşliğimiz, dostumuz oldu. Bugüne kadar geldik. Rabbimize şükürler olsun. Birimizi kırmadık, incitmeden. Hep hizmet aşkıyla, memleketimize hizmet etmek aşkıyla büyüdük, bugünlere geldik. Dolayısıyla tekrardan seninle birlikte olmak burada bir az önce bahsettiğin gibi kimin aradaki çocukluğumuzda büyüyeceğiz, bu hale geleceğiz. Şimdi bir Mercan TV'de bir televizyon programında karşılıklı senin konuğun olacağım. Konu olmak tabii benim için büyük bir şereftir. Tekrardan bu programı davetin için teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim Kadir'ciğim. Şimdi Adıyaman'da neredeyse tanımayan yok Abdülkadir Geylani Taş'ı ama Mercan TV biliyorsunuz il dışında da yurt dışında da çok yoğun olarak izlenen bir kanal. Oradaki dostlarımız da sizi biraz tanısın. Evet, ben 1967 Adıyaman Samsat ilçesi doğumluyum. Biz Adıyaman Merkez Turgut Reis Mahallesi muhtarlığı yapmaktayım şu an. Yaklaşık 2009 yılından beri 3. dönem muhtarlığımı yapıyorum ben. Biz amacımız 7 yaşından beri çalışan bir çalışkanlığım var. Hep sürekli çalışma hayatımın ilkokula 1'de başlarken bile okul hariç gidip çalışırdım. Sürekli yememiz karşılığında. Zaman zaman o zaman hatırlarsın belki eski mepa satardık. Bazen gazete gidip satardık. Dolayısıyla hep hayatımızı kazanmakla çalıştık. Evin tek erkek çocuğum olmama rağmen çalışırdım. Evet. Ama çalışkanlığı seviyorum. Durmak benim için sıkıyor beni. Duramıyorum bir yerde. Dolayısıyla bu benim bir farklı bir yapım. Geldik şimdi sonuçta biz belirli bir yaştan sonra artık askere gittik. Adıyaman'a yerleştikten sonra barajı tabii Samsat sular altında kaldıktan sonra Adıyaman'a geldik. Ha. Yerleştik. Belli bir zaman sonrası için askerimize gittik, geldik, evlendik. Çoluk çocuk sahibi olduk. Şimdi artık torun sahibiyiz. Yani ama bunun sürecinde gelip sürekli geldiğimden beri Adıyaman'a geldiğimden itibaren çok değerli bir ailenin bir evladı olarak Adıyaman'a turizmde bir 28 yıl çalıştık. Orada emekli olduk. Yani ben boş durmayı sevmediğim için de bu sefer ne yapabilirim dedik. Hem muhtarlığa girerdik. Vatandaşlara hizmet etmek benim hoşuma gidiyor her zaman için. Ben doğduğum günden beri hizmet etmeyi seviyorum. Hiçbir gün patron olmadım. Hep sürekli hizmet ettim. Hep çalıştım. Yani hep halkın hizmetkarı oldum. Hep insanlara hizmet etmek. Onlara faydalı olmak benim hoşuma gidiyor. Hiçbir zaman koltukta oturmayan patron demedim. Diyebilirdim. Bu imkanlar da geldi fakat olmadım, yapmadım, yapmak istemedim. Çünkü insanlara yardım etmek, onların gözündeki pırıltıyı görmek beni mutlu ediyor. Tamam, çalışmak istiyorsunuz. Evet. Çalışkan bir kişiliğiniz var. O zaman niye muhtarlık? Yani niye başka bir meslek, başka bir sivil toplum kuruluşu falan değil de niye muhtarlık? Şimdi baktım, şunu söyleyeyim. Bana belediye meclis üyeliği teklifi de geldi. Kabul etmedim. Muhtarlık niye muhtarlık? Ya muhtarlık birebir insanların içine giriyorsun Fahrettin. Giriyorsun, insanları tanıyorsun. Fakir mi, değil mi, ihtiyacı var mı, yok mu, zengin mi? Yani varlıklı mı, değil mi, iyi mi, kötü mü? Mahalle bir koca bir mahalleye bakıyorsun ki, yani ilk dönem benim, ilk 5 yılım insanı tanımakla geçti benim. Ki zaten ben sürekli 7 yaşında çalıştığım için insan sadafıyım biraz artık. Bir de garajda çalışıp orada sürekli insanların sürekli hizmet yani. Artık bir nevi insan sadafı olduk. Yani hayat okulunu mezunuyuz, liseyi bitirdik ama üniversitede kazandık gitmedik.
Bu şekilde hayatımızı bu şekilde devam ettik dedik. Gidiyorum ama bakıyorum şimdi insanlar geliyor, muhtarımız geldi, hoş geldi. Bakıyorum bazı şeyler yapılamıyor. Geçmiş dönemdeki muhtarları gördüm ben. Yapmadıklarını gördüm. Hoşuma gitmedi, beğenmedim. O zamanlar mesela vatandaştan herhangi bir imza karşılığında ücret alınırdı. Vatandaşın bir gün bir muhtar arkadaşımın yanına gittim. Oturduk, bir çay içtik. Öncelikle ben oğlanı gönderdim. Gittim şu bir imza geldi, bir şey, ikametgah o zaman muhtarlarımız da alıyordu. Hala veriliyor. Gitti geldi baba dedi kim bir şey vermiyor, kağıdı vermiyordu, 1000 lira istemiş. Ya 1000 lira son değil de biz dostumuz, arkadaşız ama. Kalktım ben gittim, yok öyle bir şey yok dedi. O anda oturdum 2 dakika çay içelim, bir baktık bir bayan geldi, ablamız geldi. Dedi ki şunu bize alır mısın muhtarım dedi. Ya dedi 1 lira. Dedi hocam dedi şu an dedi şeyde burada değil, yüzümüzde para yok dedi. Burası hani kız biraz istemedi. Yok dedi ben imzalamam, para gelmezse imzalamam deyince dedim o zaman bu saatten sonra yapılacak olan seçime bakın 3 ay falan bir zaman var. 2,5 ay var. Ben de adayım dedim sana karşı. Benim oğluma yaptığın şey dedin ki hayır yapmamışım. Bak aynısını kadını gözüme gördüm. Evet. Adayım. Ya olmaz falan. İşte biz de bu parayla geçiniyoruz. Hayır kardeşim muhtarlık gönüllülük esasına tabidir. Bakın gönüllülük esasına tabidir. Tabii o zamanlar muhtarın maaşı da yoktu. Muhtarın maaşı yoktu yani o zaman. 290, 190, 200. Evet. Yani muhtarlık gönüllülük esasına tabidir. Bir kere muhtar olan insan maddeti düşünmeyecek. Tamam maddeti var ama gerekiyor ama yani gerçekten düşünmeyeceksin. Ha benim emekliğim var. O zaman da çalışıyordum. Ben maddiyattan ziyade bunu bir hobi olarak yapayım dedim. İnsanlara yardım edeyim. Geldik, muhtara girdik. İlk girdiğim zaman yazdık muhtarın önüne. İlk yaptığım şey şuydu. Turgut Reis Mahallesi'nde muhtar olarak herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Hiçbir imzadan. Kaldırdık. O zaman birkaç tane muhtar arkadaşımız da vardı. Ya sistem edersen başımıza belam oldun kardeşim biz bu parayla geçiyoruz diye. Kaldırdık. Arkadaşlarım sağ olsun arkadaşlarımı kırmadılar. Tamamdır kaldırak dediler. Güneydoğu'da başlık parası da kalktı. Güneydoğu'da Adıyaman'da muhtarlık parası da kalktı kardeşim. Normalde bize bu valilikten her yıl şey gelir bize. Tarife gelir. Berberlerin tarifesi gibi saç sakalı falan gibiden. Şu mühür 3 lira, bu mühür 5 lira, şu olur falan diye. Resmi bizim hakkımız yani. Onu kaldırdık. Kaldırdık muhtarların biraz papaz oldu. Öbür muhtarlardan bu bizim başımız oldu. Biz buna geçiyorduk falan gibilerden. Çok şükür oturduk. Hani kimseden para aldırmadık. Geldim yanına parayı kaldırdım. Yani özetleyecek olursak böyle bu çağda insan komşularını bile tanıyamazken, gidip gelmezken evet. Siz bir mahalleyle böyle evet. Hemhal oluyorsunuz. Komşularınızla evet. Bütün mahalleyle gidiyorsunuz, geliyorsunuz, sorunlarını yerine evet. Tespit ediyorsunuz ve evet. Çözümü için de uğraşıyorum. Evet. Evet. Benim de kötü bir huyum var şimdi. Bir şeye başladım mı Farid sen de bilirsin. Beraber büyüdük. Sen ailesin, öylesin. Hiçbir şey yarım sevmem ben. Girdiğim zaman mutlaka bitecek yani. Kafama taktım mı bitecek o. Evet, olacak. Ya o zaman da mesela sağ olsun Necip Büyükaslan Başkanımız. Şimdi geldik Turgut Reis Mahallesi'nde şey yok. Baktık her taraf çukur, mukur yapılmıyor abi her taraf. Dedim bu işe gireceğim. Bitireceğim bu işi. Bu iş bitecek. Değişik. Şovmen yaptık. Yani bazen o zaman şovmen diye geçti adımız bu şartım evet. Ama yaptık. Her tarafı bütün altyapısını çöktüm. Komple söktüm. Yerinden yaptım. Turgut Reis kaldırımını yaptım. 2 yıl içerisinde Turgut Reis'in 33 mahalle içerisinde bitmeyen tek sorunsuz mahalle biz kaldık. Tabii bu Adıyaman basınımızın değerli siz değerli kardeşlerimizin Mercan TV'nin büyük etkisi oldu, büyük katkısı oldu. Adıyaman basınımızın değerli kardeşlerimizin çok büyük katkıları oldu, destekleri oldu bana. Bu şekilde bitirdik Turgut'tayız. Ondan sonra ne yapalım dedik. Altyapımız bitti. Ne yapabiliriz? Kardeşim fakir fukaramızı bulacağız. Kapı kapı gezdim, dolaştım. Nerede var fakirlerini buldum. Listemi yaptım. Ramazan ayında gittik. Adıyaman'ımızın değerli iş adamlarımızın yanına gittik. Kapılarını bekledik. Zekatını topladık, getirdik. Verdik, dağıttık. Getirdik, dağıttık. Getirdik, dağıttık. Dağıttıkça insanlar verdikçe hoşuma gitti. Baktım mutlu oluyor. Allah razı olsun diyor. Bunu parayla kazanamazsın bu. Allah razı olsun kelimesi. Parayla kazanamayacak bir dua. Evet. O insanların kalbine girdik. Sonra bir dedim bunu böyle olmayacak. 200 dönem bir aile ortamı oluşturalım. Turgut Reis Mahallesi şu an için bir aile ortamı oluşturduk. Herkes muhtarını tanıyor. Herkes bir aile dostu, bir aile gibi, kardeş gibi geliyor. Muhtarım benim şu ihtiyacım var dediği zaman kaydını alıyoruz. Nereye gideceksin? Şu an direkt sağ olsun direkt valiliği arıyorsun. Nerede? Belediye. TOGEM'i arıyorsun. Nerede? Vakıf arıyorsun. Nerede? Şurada. Hemen de çünkü muhtarın görevi halkla toplum arasındaki halkla devlet arasında köprüyü kurmak. Biz o köprüyüz. Evet. Onun öncelikle ben kendi mahalleme bunu şeddettim ben. Kesinlikle neyiniz var, neyiniz yok. Gece gündüz arayın dedim bak. Ama boş ver hemen. Gerçek anlamda bir şeyiniz varsa arayın beni. Hiçbir şekilde devletten kopuk bırak hale yaptırmadık. Gittik devletten aldık. Söke söke devletin vatandaş vermesi gereken şeyi aldık. Getirdik devlete verdik. Kömürünü de verdik. Zaman zaman odunu da verdik, yağını da verdik, şekerini de bunu da verdik. Cebimizden verdik, hayır. Devletten aldık, değerli iş adamlarımızdan aldık. Sizin gibi değerli dostlarımızdan rica ettik. İhtiyaç sahiplerini karşıladık. Burs sahibi olan elimizden geldiğince öğrencilerimize yardımcı olduk. Yani ben insanlara yardım etmeyi seviyorum. Onlardaki o parıltıyı, gözleri görünce hoşuma gidiyor. Mesela bu ne var? Ve 300 döneme girdik. Ve
İnancın olsun, vatandaşlarımıza bir aile gibiyiz. Herkes geldiği zaman muhtarım bayan da gelir, erkek gelir, abi kardeş gibi. Mesela Ramazan ayında paketlerini gelip alırlar. Kurban bayramında et alırlar, etler gelir. Dolabı koyuyorum, dolabı muhtarla koyuyorum. Bu 6-7 dönemdir. Birinci, ikinci günde etimizi toplarız, vatandaşlarımıza rica ederiz. Herkes bir iki parça getirip oraya koysun. Çünkü alacak kişiler belli. Rencide etmeden, çünkü kurbanda atan insanlar bilmiyor. Evi görüyor, bakıyor ki ya şurada bir ev var, toprak evi ama diyor. Bu kesin kesmemiştir. Halbuki adam toprak evi ama adamın içinde traktörü var, köyde tarlası var, toprak evi seviyor. İnsan onu götürdüğü zaman ama gerçek anlamda fakir bulamıyorsun. İkinci katta oturan, üçüncü katta oturan fakir var. Kiracı tutmuş oraya, kardeşim oturuyor. Anladım. Yukarıdan bakıyor, et gelmiyor. Ama ben onu bozdum. Şimdi dolaba koyuyorum da muhtarlığıma. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün toparlıyorum bütün etlerimizi. Bakıyoruz 100 parça, 200 parça neyse Allah herkesin hayrını kabul etsin. Üçüncü gün öğleden sonra başlıyoruz dağıtmaya. Market gibi. Herkes gelir, muhtarım selam aleyküm aleyküm. Adam orada ne kadar ihtiyacım varsa bir parça, iki parça, üç parça. Ailenin durumuna bakıyoruz. Üç çocuğu varsa, dört çocuğu varsa, 2 kilo, 3 kilo falan neyse. Güzel bir şekilde bir aile ortamı oluşturduk. Paylaşıyoruz yani mesela. Bu Turku Teyze'de oluştu bu. Bunu gerçeğe yerleştirdik. O yüzden biz bütün Turku Teyze mahallesi sakinlerin hepsinden memnunum. Allah da onlara, ben razıyım, Allah da onlara razı olsun. Beni incitmiyorlar. Gerçek anlamda ihtiyaç olan insanları biliyorum. Zaman zaman ilk acemiyken biraz bana çarpma şey etmeye çalışıyordum ama şimdi bir aile olduk, herkesi tanıyorum ben. Onları da tanıyorlar. Hadi Turgut Teyze Mahallesi'ni anladık, bir aile oldunuz, onu evet. Anladık. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim, sokağa çıkıp sorsam Abdülkadir Geylentaş kimdir desem, sıradışı muhtar derler herhalde. Evet. Yani rutinin dışında biraz evet. Daha fark yaratan bir kişilik oluşturdunuz, evet. Bir muhtarlık oluşturdunuz. İşte o imza parası almadan tutun da işte vatandaşın birebir böyle ihtiyaçlarına ulaşmaya evet. Kadar. Ama siz muhtarlığınız sabit durmadınız ki. Bir de gittiniz dernek kurdunuz. Diğer evet. Diğer muhtarlıklara evet. El attınız. Evet. Dernekteki amacınız neydi? Zaten bir dernek vardı evet. Benim bildiğim evet. Kadarıyla. Evet. Niye ikinci bir dernek? Şimdi bizim o biraz farklı bir olaydı. Ben şimdi özellikle geçmiş dönemdeki muhtar arkadaşlarımız yani alışmışlardı muhtarlığın. Derlerdi ki ben bir düzeni bozdum. Onu söyleyeyim. Bir düzeni bozdum. Ağırlık kalksın diye Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Hani her köyden şehrinden şehre gittiği zaman bir şey öğrenip gelirdi ya. Evet. Biz konfederasyona alıştıktan sonra her gittiğimizde bir şey öğrendik. Geldik onu uygulamaya çalıştık. Burada tabii muhtar arkadaşlarımız çoğu buna alışkın olmadığı için tepki duydular. Ya biz bunu istemiyoruz, şunu istemiyoruz deyince arkadaşlar dedik biz yeni seçtik muhtar olarak. 2 dönem, 3 dönem, 4 dönem muhtarlık yapan insanlar var. Beni göndermez. Ben seçime girdiğim andan itibaren 29 Mart'tan itibaren örnek olarak 30 Mart'tan itibaren herkes benim için sıfırdan muhtardır. 2 dönem, 3 dönem yapmışlar. Kendine çarpsın, atsın. Kademenizi geçsin. Ben muhtarım, hizmet için gelmişim. Burada askeri gibi şey yok. Dedik ki arkadaşlar bir yere gelelim. Yani artık abilik tamam, büyümüşsün, saygı duyarız. Büyümüşsün, abiler misiniz, saygı duyarız. Fakat muhtarın için sen oturur, sen konuşma, sen sus, sen konuşma. Ben işletme, söz hakkı vermeyince biz baktık bu iş olmayacak. Dedim arkadaşlar bu bana göre bir şey değil. Ben özgürlüğü seven bir insanım, çalışmayı seven bir insanım. Ben burada oturup yani eskisi gibi muhtarlık, otur. Geldi vatandaş, şu kağıdımı imzala muhtar gideyim. Böyle gitti. Bitti baba, bu iş yok, bitti. Böyle bir sistem yok. Muhtarlık çalışacaksın. 8. kata merdivene tıkış tıkış çıkacaksın. Orada fakir abi göreceksin. Yaşlı kadını göreceksin. Amcayı göreceksin. Valiliğe çıkacaksın, belediyeye çıkacaksın. Takip edeceksin, koşturup gideceksin. Muhtarlık budur dedim ben. Ben böyle bir muhtarlık istiyorum kardeşim. Oturup da oturayım, Ramazan'da bir şey gelirse dağıtırım, yoksa yatarım. Yani ben olmaz muhtarlık abi. Adı muhtar. Yok dedim, bu düzen bozacağız. Sağ olsun değerli kardeşlerimizle bizimle birlikte geldiler. Ve doğuşlar ilk kendi deneyimizi kurduk. 2'ye bölündük orada. Tabii büyüklerimiz biraz darıldılar bana. Yani bölücülükmüş yani böyle derneğe bölmüş gibi ama ya gelin birlikte olalım dedik yani hep beraber yapalım. Şimdi un dağıtıyorum. Adam zekatını veriyor, un veriyor kardeşim bana. Ya biz un vermesin, bize para versin, para dağıtın. Ya adam zekatını unu veriyor. Üstüm kirlenirse ben bunu un dağıtmam. Ya kardeşim adam diyor bana sana vermemem, para vermem, zekatım benim, onu da atarım. Öbür diyor ben İstanbul'da kardeşim sana ben 100 tane çocuk elbisesi göndereceğim pantolonu. Ya sen para gönder de biz burada pantolon dağıtırız. Ya böyle bir cennet var mı? Bana un da gelse dağıtırım, yağ da gelse dağıtırım, odun da gelse dağıtırım, kömür de gelse dağıtırım. Yani. Ben de gelen zekatın ayrımı olmaz. İkinci elbise de geldi temiz, onu da aldım. Bazen baktım ki kilecik yıkadık, onu da temizledik, insanlara verdik. Yani gönüle gelen kim ne getirirse baktık. Vereceğimiz insanlar gerçekten eğer mahcup etmeyeceksek hepsine dağıttık. Zerre kadar gelen bir şeyi hayır olmaz dedim. Baktık ki olmayacak. Kendi aramızda derneği kurduk. Biz sendikalaştık yani. Fakat tek başımıza bazen dedik ya. Ha tek bir yerin nesi var. Bak yüz yerliyor abi, yerliyor. Bir şey yok. Ama arkasına gelin. Bak şöyle bir ses çıkalım dedik ya. Bir sesimiz olsun. Toplandık. Sesimizi gürleştirdik. Ve biraz ses olunca belediye ile biraz da tabii siyasiler
Birleşmeyi sevmez. Programımızda siyaset. Hayır. Siyasete birleşmeyi sevmez. Evet. Belediyeciler de sevmez. Dilin 200 hektarında ayrım olsun ki aman parçalansınlar. Bu bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın lafıdır. Biz kaç defa gittik dedi ki birleşin gelin. Ben birleşmeyi dedi çarp parçalamamız işimize yarar siyasetin işe yarar ama birleşin gelin. O şekilde konfederasyon o şekilde kurdu. Evet. Dolayısıyla biz birleştik. Birleşince bizim taleplerimiz farklı oldu. Artık dedik ki Adıyaman'a yaraşır bir muhtarebi olsun. 80 yıllık bir şey var, kanunu var. Muhtarebi yok. Derken birleşmemize muhtarebini getirdi. Bir konteyner falan mesela. Şu an her ne kadar konteyner ise bile hiç yoktan oldu en azından. Yani birkaç mahallemizin oldu. Belli bir noktası. Belli bir noktası oldu. Muhtar bugün yarın gider ama yeri kalıcı olur. Geçmişte muhtarlar kazanan gidiyor, kaybeden gidiyor, yerine geliyor. Kim muhtar? Fahrettin Çelik muhtar. Nerede? Vallahi eskiden Abdülkadir buradaydı ama şimdi Fahrettin'i de bilmiyoruz. Cebinden kiralı ödüyorsun ya. Burada tutmam, bir yere tutarım kardeşim. Millet sana alışana kadar abi 2 yıl 3 yıl geçiyor. Biz bu şekilde bunu sabitledik. Sonra dolayısıyla artık yardımları kurumsallaştırmaya başladık. Dedik ki arkadaşlar artık belediyeyle işare edelim, vakıfla işare edelim artık. Gerçek anlamda fakirlerimizi bulalım. Sayın vekillerimizle bu konuda daha çok sıkı iletişime geçtik. Sendikalaştık ya artık. Daha çok giden gelenler başladı. Bizi değerli kalemle başladılar. Çünkü daha biraz güçlü bir ses çıkmaya başladı. Bu bizim için büyük bir artı ve Adıyaman için büyük bir artı oldu bu. Ve tabii şu an yeterli mi? Değil. Bu bir dernek yeterli değildi. Evet. Konuşacağız. Onları da tek tek evet. Konuşacağız. Ondan sonra Abdülkadir Geylentaş dernek kurduktan sonra yine durmadı. Yine durmadı. Yine akıllı durmadı. Bu sefer federasyona gitti. Bu sefer şey yapmışız. Önce şeyi sorayım. Kaç tane meslek teşekkülü var muhtarlık anlamında Adıyaman'da? Adıyaman Merkez 33. Yok. Dernek olarak mı? Dernek olarak. Şu an 8 tane derneğimiz var bak. Adıyaman Merkez 8 dernek, muhtar derneği. 8 tane muhtarlar derneği evet. Var. Peki federasyonun içinde kaç tane? 6 tane. 6 tane. 6 tane derneğimiz var. 2 tane de dışarıda. 2 tane dışarıda yani, evet. Olabilir. Yani bunlar kişisel tercih. Tabii canım ya şans bir tercih. Saygı duyuyoruz evet. Hepsine saygı duyuyoruz. Evet. Hepsine de buradan selamlar gönderiyoruz. Evet. Bütün derneklerimize. Kesinlikle evet. Hepsinin dostumuz, hepsi bizim kardeşimiz, arkadaşımız. Evet, buradaki büyüğümüz. Amaç neydi? Yani federasyondaki amaç neydi? Yani siz yapmak istediğiniz şeyleri dernek çatısı altında yapamıyor muydunuz? Şimdi şunu izah edeyim. Şimdi biz baktık ki Türkiye'de yaklaşık 480'in üzerinde dernek var. Muhtarı Derneği. Evet. Şimdi bazen biz dernek kurduk da bakıyoruz ya Adıyaman'da şu an ilk başta 3 tane falan tabii. Ya biz konuşuyoruz kardeşim, bir şey yapıyoruz. Yine cevabını alamıyoruz. Çak çak diyoruz. Ses geliyor ama cılız geliyor. Evet. Dedik şimdi biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu Türkiye'de 483 dernek var. Bu Ankara'da da ses getirmiyor. Ya bizim ses getirmemiz gerekiyor. Adıyaman'ın gerçek anlamda şimdi yaklaşık 500 yakın STK var Adıyaman'da. Belki çoğunun STK başkanlarının bir tane, iki tanesi, üç tanesi bir STK, üç tane bir başkan, üç tane STK başkanlığı yapıyor. Bazen Adıyaman'da böyle kötü bir şey var. Etiket başkanlığı yapan çok sayıda dostumuz var. Ya biz şimdi biz bir yere geliyoruz oğlum ya bir hastaneye gidiyoruz. Hastanemiz yaklaşık 6 yıldır 2017 yılında yıkıldı. Eski devlet hastanesi Turuk Tesis Mahallesi'nde olduğu için. Ya onu söyleyeyim örnek olarak basit bir örnek vereyim ben. Ya gelin toplanalım. Bir görüşelim. Sayın vekillerimize görüşelim. İlin ileri gelene görüşelim. Bunu bir anca hızlandıralım. Türkiye'de 80 yaşında belki de tek olmayan, devlet hastanesi olmayan İl Adıyaman. Bu bizi üzüyor. Bir hastanede kavga çıkıyor. İki aile aynı şekilde şey gidiyor. Acil servise gidiyor. Sıkıntı yaratıyor. Arkadaşlar gelin burada bir birleşelim. Baktık ki olmuyor. Arkadaşlar dedim bak biz bu şekilde öbür de ne diyoruz ki abi gel birleşelim bak bize ben başkanlıktan vazgeçeyim bakın istifa ediyorum ya ben başkanlıktan istemiyorum. Yeter ki birleşelim tek çatılı toplanalım 33 mahalle bir yere gelsin Adıyaman'da biz Adıyaman'a hizmet edelim. Evet. Biz birlik olalım gücümüz bir olsun ya hizmet amacımız hizmet değil mi bizim evet. Öbür arkadaşlarımız yok biz gelmez dediler. 2 yıl 3 yıl uğraştık gelmez. Sonra düşündüm taşıdım bir gece yattım dedim abi ne olacak bu ya bu birliktelik olmuyor sağlayamıyoruz da. Aklıma bir anda geldi okulda gün şimdi bir çapraz sorguna gittim kendime çapraz sorguna aldım Fahrettin. Değerli dostum kardeşim benim. Dedim ya İngilizler ne yapıyor dünyayı? Bölüyor parçalıyor yönetimi sanırım. Savaşmıyor da bana. Dedim arkadaşlar biz 4-5 tane dernek de kuracağız. Ya nasıl kuracağız? Kuramayız. Kuracağız kardeşim. Biz kuracağız. O bizim işimiz. Aklın aldığı her şeyi gözümün gördüğü her şeyi de ben başa çıkarım ben. Tuttuk sağ olsun işte köy muhtarlarımızdan, kendi muhtarlarımızdan bir 4 tane derneğimizi de kurduk. Etti 5. Sonra değerli dostum Mustafa kardeşimiz, Mustafa Veli kardeşimiz de geldi bir dernek de ona kurduk. Yeni bir dernek kurduk. O da değil oldu. Şu an 6 derneğimiz oldu. Çelikhan'da kardeşlerimiz gelecekler. Kağıt'taki muhtar arkadaşlarımız gelecekler. Yani biz Gölbaşı Beysin'de de istihbarat içerisindeyiz. Çünkü bütün ilçelerde almak istiyoruz mümkün mertebe. Burada ilçeler de dahil değil tabii, mi? Tabii ilçeler dahil yok. Tabii. Anladım. Hepsine kapımız açık. Tek çatı altında birleştirdik şu an. 8 dernek dediniz ya az önce. Onlar da ilçeler de mi dahil? Hayır. Sadece merkez. Merkezde 8 tane köy var. Gölbaşı'nda ayrı. Çelikhan'da ayrı. Kağıt'ta 2 tane daha dernek var. Ayrı. Yani toplasan bak 481 ilçesinde 480 üzerinde 80 ili yakın dernek var. Muhtar derneği var. Ama federasyon kaç tane?
17 tane. Biz 17. federasyonuz. Evet. Şimdi düşün, rütbe buradayken tepki atıyorsun, buraya geliyor. Ben burada bazen deliliğim tutar, bazen tepki yaparım. Ankara İtizler dedi ki, ya aman dernek başkanı, Adıyaman 12-5 tane dernek daha var. Canı seçiyorum, sesim gelmiyor. Ama diyor ki, zaman şu bir kötü, ya dur kardeşim, burada bir federasyon var. Bir federasyon en az 5 dernekle kurulur. Evet. Dur kardeşim, bu bir, artık bu dernekler, bu federasyon bu. Bu Adıyaman bu sesi duyuyor, sesi çıkıyorsa bunun bildiği bir şey vardır, Adıyaman'da bir şeyler oluyor. Derler yani, bunun sonuçta bunun kaçarı yok. Biz dedik ki Adıyaman Federasyonu olarak ilk tepkimizi dedik arkadaşlar toplandım. Vatandaşın kanın yarası, sağlığımız bizim için çok önemli. Bizim için insanların sağlığı çok önemli. Biz bazen diyor ki cebimde parası olmuyor, insanlar taksi çağırıyor. İkide bir ambulans çağırmak bizim zorumuza gidiyor. Burada mesela Fahrettin'cim, Kuruluş Mahallesi, Kuruluş Mahallesi, Malazik Mahallesi, Fatih Mahallesi, yaklaşık 8-9 tane mahalle, Cumhuriyet Mahallesi ondan sonra bunlar Eskişehir Tersanesi'ne en yakın yeri olduğu için oraya giderlerdi. Bir tansiyon ölçmesi için oraya giderlerdi. Yaşlandığı evet. Zaman hepimiz gidiyor. Başlı mali tansiyon ölçüm gidip gidiyor mesela tansiyon ölçüyor. Bir aşı, bir iğne için oraya gidiyor. Ama şu an olduğu zaman 400 yatak hastaneye gitmek zorunda kalıyor akşam. Bu insan nasıl gidiyor? Gidemiyor. Yapın kardeşim, burada yerimiz var. Devlet de yapıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, Allah bin defa razı olsun. Yaptırıyor bu işi. Zaten yapın diyor. Yapmıyor demiyor ki. Devletimiz de güçlü. 45 günde İstanbul'da kaç tane devlet, kaç tane hastane yaptılar? 1100 kişi hastane takır 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 döktü. Evet. Her tarafta büyük şehirde şehir hastaneleri var. Kötü bir şey istemiyoruz ki. Devletimizin, istediğimiz devletimizde bizim hakkımız olan Adıyaman'da devletimiz olarak dedi ki kardeşim hastanemizi istiyoruz. Bu da bizim en doğal hakkımız, şu an federasyon olarak ilk yapmış olduğumuz toplantı buydu. Ha durduk mu? Durmayacağız. Federasyon kesecek mi? Kesmeyecek. Sonuna kadar gideceğiz. Adıyaman'ın ne eksiği var? Nerede yani, nerede bir şey varsa biz diyoruz ki mesela Adıyaman tanıtım günlerine yarın üstüne İstanbul'a gitti o zaman federasyon olarak gideceğiz. Biz stand kuracağız. Oradaki iş adamlarımıza diyeceğiz. Değerli büyüklerimiz, değerli abilerim, ablalarım, kardeşlerim, bizim burada bak Adıyaman'da bizim gerçekten bildiğimiz 4000, 5000 tane bak öğrenciler falan değilsin, köylerle beraber. Gariban öğrencimiz var, kış günü bunlara bot, mont giyelim, toplayalım, bir havuz yapalım muhtarlarımızla beraber, 33 mahalle muhtarlarla. Evet. Dağıtalım, fakirlerimizi bulalım, birebir ellerine kavuşturalım. Bizim amacımız insanlara hizmet etmek. Ama öyle, ama böyle. Evet. Dilimiz döndüğünce, gücümüz yetince, bizim benim niyetim bu. Hani öğren hızını yarımışsın, öldüğü zaman 2 saniye sonra ne olacağımız belli değil. Bir fırıldaklık yapmanın bir anlamı yok. Bizim amacımız hizmet, bunları benim tanıyanlar geçmeyilir. Ha bazen kayış kopuyor bende, bazen kızıyorum, sinirlenme öfkelerim, bazen kalbimi kırıyorum ama yani ben de şeyi sevmiyorum, ben yarım yamalık şeyi sevmiyorum. Bir şey taktım şu kafaya girdim abi, bitecek o iş. Evet, yani biz her alanda Sayın Başkanım, böyle il dışına gittiğimizde Adıyaman'da olmayıp başka yerde olan bir şey gördüğümüzde biz hayıflanıyoruz. Yani evet. Üzülüyoruz. Niye Adıyaman'da yok? Niye Adıyaman'da yok? Evet. Yani bugün bir Muhtarlar Federasyonu Adıyaman'da olması bizim için gerçekten kayda değer, övünebileceğimiz bir durum. Teşekkür ederim. Ki zaten ondan önce de bir konfederasyonda siz genel başkan yardımcılık falan yaptınız değil mi? Evet, şimdi ben federasyon önce Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nda Adıyamanlılar olarak Adıyaman'ı temsil eden, aynen. 17 arkadaşımızla inancın olsun bak 600 tane muhtarı olan İstanbul bizim yaptığımız görevi yapamadılar. Biz orada genel başkan yardımcılığını yaptık. Evet. 12 dönem olarak 7 yıl boyunca genel başkan yardımcılığı yaptık orada. Daha önce de genel başkan yardımcılığı vekili yaptım orada. Yani 10 yıla yakın görev aldım ben. Evet. Yani Türkiye'de insanı hayret ederdi. Nasıl geldik? Tırnaklarımıza geldik oraya. Adıyaman'ın yiğitliğini gösterdik. Adıyaman'ın dürüstlüğünü gösterdik. Adıyaman'ın tatlı dinini gösterdik. Sağ olsun Hüseyin Kutlu Başkanım, Allah bin defa razı olsun ondan nasilinden de. Burada 3 defa muhtarlarımızı aradık burada. Her seferinde 120-150 kişi geldi. Hatırlıyorum. Yani. Her tarafı gezdirdik. Evet, aynen. Adıyaman'ımızın geldiler, üniversitesini gördüler. Korkup gelmek istemeyen Adıyaman, Güneydoğu'da gözüktüğü için üniversiteye gelmek istemeyen, belki yüzlerce 200-300-500 tane yakın öğrencimiz buraya, muhtarlarımızı, buraya gelen muhtarlarımızı görüp, beğenip de onlara bahsettikleri için Adıyaman'a korkmayın, gidin Adıyaman. Huzur, barış şehridir deyip de öğrencilerin buraya tercihlerini yapmasına neden oldu. Sebep olduk. Nemrut'u gördüler, turizmi gördüler. Adıyaman'ın insanlarını gördüler. Gece saat 1'de 2'de gelip ciğer yediler burada. Evet. Geldiler burada alışveriş yaptılar, domates aldılar, salça aldılar, patates aldılar, şunu falan vesaire Adıyaman'ın esnafına katkı sundular. Evet. Bu bizim Adıyaman'ımızı Adıyaman'a tanıttık. Ya tanıttı dediğimiz şey bu aslında. Tabii tanıttık, yani. Adıyaman'ımıza hizmet sunduk. Geldiler burada gördüler ki her muhtar gittiği zaman kendi mahallesinde yüzlerce insanlara anlattı bunu. Hala anlatıyorlar, Adıyaman'ı ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Biz evet. Diyoruz ki İstanbul'da tanıtım günü olabilir, İzmir'de olabilir ama gerçek tanıtım Adıyaman'da olur. Bunun fahri elçileri ki muhtarlarımız. Türkiye'nin 81 ilinde Adıyaman tanıyan muhtarımız yok şu an. Evet. Peki başkanım, bu dernek veya federasyon. Evet. Şu anda yürüttüğünüz bir çalışma var mı? Özür dilerim, şunu söyleyeyim. Adıyaman'da şu an ilk STK federasyonu biz kurduk. Aynen doğru. İkinci federasyon. Bir de amatör spor kulüpleri federasyonu var.
Sadece Canan kardeşimizin kurmuş olduğu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ilk onlar kurmuştu. Evet. Biz sivil toplum örgütlerinde sadece biz kurduk bunu. Evet. Ve bu Adıyaman için bir gerçekten büyük bir övgü, büyük bir kazanç. Çoğu yerde yok. 17. federasyonu biz kurduk Türkiye genelinde. Yavaş yavaş kapımızı kıracağız yani. Kıracağız. Bir örnek olacak. Evet. Belki başkaları da düşünecek. Ya biz bunu ses getirsin Adıyaman ya biz. Ya ben şimdi dernek başkanı olsam ne olur Fahrettin'ciğim. Yani muhtar olsam ne olur. Ben Abdülkadir Genel Tavşak, ben 28 yıl zaten otogarda çalışırken herkesin mutlaka bana işi düştü. Herkes beni oradan tanıyor. Allah herkesten bin defa razı olsun. Orada ekmek yedim, emekli oldum. Değerli büyüklerime, yine büyüklerim, özür dilerim, ses içeceğim. Evet, Ünal Turizm ailesine buradan kucak dolu sevgiler sunuyorum. Değerli bir kardeşimi, geçen kardeşlerini kaybettiler. Murat Sönmüş kardeşim benim, değerli bir kardeşimdi benim. Çok sevdim, değerli dostum. Çok üzdü bizi. Allah rahmet eylesin. Yani insanlara, yüzlerce insana ekmek yediriyorlar, şey yeniliyor. Bizim, demek istediğim, orada gittiğim zaman mesela sen geliyorsun, valizin geliyor, şunun geliyor. Kimse bana yok demedi. Hep gönderdik, bedava götürdük, getirdik. Bazen parası çok gönderdik, getirdik. Bu bize Adıyaman'ın insanlığı kazandırdı. Evet. Biz bunu görünce yapabiliyoruz demek dedik. Yani burada yaparken muhtarlığı da yaptık. Federasyonu yaptık. Şimdi federasyon amacımız ne yapacağız? Sana soracağım. Fatih'im biz Adıyaman'ın ne eksiği diyeceğiz örnek olarak. Gidip diyeceğim mesela Sinan Temel Hocam'a diyeceğim. Hocam sen bak kent konsey başkanısın. Bugüne kadar Adıyaman'da kent konsey var ama adı var ama kendisi yok. Gel kardeşim biz de federasyon kurduk. Ne yapabiliriz omuz omuza? Ben kent konseyi yürütme kurulu üyesi aynı zamanda. Yani gidip diyeceğiz mesela geleceğim ne yapacağız sayın vekilerim ne yapacağız? Bizim özür dilerim bak siyaset laf etmiyorum yanlış anlama. Sen dediğimi koruna şey etmeyelim ben siyaset değil bu. Bizim 5 tane milletvekilimiz var. Hepsi Ankara'da. Ben yine diyorum onlara her zaman için söylemişimdir. Ben sana oy verirsem Adıyaman'a hizmet getirmiyorsan sen yakana yapışırım. Ben değilim bu yapışan ben değilim. Abdülkadir Gelantay şansı değildir ha. Halktır. Ben burada şu an için 28 tane muhtarı merkeze bağlı 17 tane köy muhtarını temsil ediyorsam ve bu bana bu yetki vermişlerse federasyon başkanı olarak ben bunların temsilcisiysem Adıyaman'a hizmet getirmek için senin yakana yapışırım. Yarın öbürsün çünkü niye yapışırım? Ben sana hizmet isterim ki yarın öbürsün gelip bana o istediğin zaman ey değerli Adıyamanlı Turgut Eğiz Mahalleli veya Bulca Mahallesi ve Musala Mahallesi muhtarı değerli sakinleri bakın sizin şu sorunuz vardı. Biz Fahrettin Çelik vekilimi yakaladık. Dedi ki sayın vekilim şu işi yapalım. Fahrettin Çelik vekilim bizi kırmadı. Yaptı. Bu adam memlekete faydalıdır. Biz buna oy vermeye devam edelim deriz. Ama kardeşim sen şimdi yarın öbürsün gidersen Abdülkadir Gelantaş'ı takmazsan, gittikten sonra Ankara'da oturursan, 3 sene sonra gelirsen, vallahi kusura bakma ben kapımı açmam sana. Babamın oğlunu açmam sana. A, B, C, F, D önemli değil. Evet. Bu geçmiş dönemde de bunu yaptım. Bundan önceki dönemde yaptım. Hatta ben Türkiye'de ilk olarak yazdım bir ara, yine neyle ilgili özür dilerim, bir olay vardı. Hiçbir siyasi partiyi kendi muhtarlığıma kabul etmedim. Derneği de kabul etmedim. Ve bu Türkiye'de gündem oldu. Ha deli diyorlar, deliyim. Siyasetçilerle çalışmak zorundayım diyorlar. Değilim. Onlar benim çalışmak zorunda. Ben onların değilim. Ben iş istemiyorum. Evet. Aş istemiyorum. Ben halkıma hizmet istiyorum ben. Halkım eğer gerçekten vatandaşlarım, Adıyamanlı, değerli dostlarım, gerçek anlamda eğer bunlar hizmeti... Abi, bakın Tayyip Erdoğan diyor ki, Atatürk'ün, Kazım Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Muhtarlar demokrasinin kılcal damarıdır. Evet. Bu bir. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, muhtarlar benim uç beyimdir. Gidin, fakirinizi bulun. Hizmetinizi arayın. Eğer yaptınız mı? Kaymakama gidin, valiye gidin. Yapmazlarsa il başkanına gidin, olmazsa vekillere gidin, belediye başkanına gidin. Yapmazlarsa bana yazın. Ve bizde sistem var, sitesi var. Sayın Cumhurbaşkanım, İçişleri Bakanı direkt birebir yazıyoruz, tık tık yazıp gönderdiği zaman direkt oraya düşüyor. Çok şikayet ettim ben bunlara. Yapmayanları şikayet ettim. Adımız şikayetçiye çıkıyor, kötüye çıkıyor. Nus ile ustan meletmeli tektir. Devam et. Tektirli ustan meletmeli hakkı kötektir. Ben isterim, bir isterim, sabırlı bir adamım. Bir isterim, iki isterim, üç isterim, dört isterim. İstemekten asla kocunmam. Küsmem de. Bugün varım sana, ben gidip telefon ne yapıyorsun dedim sayın vekilim. Bu işimiz ne olacak? Ya az önce kavga ettik. Olsun, kavga bitti kardeşim. İşimize devam edeceğiz. Küsme olmayacak. Ama eğer ki sen bana buna rağmen de telefonuma zaman zaman olabilir, cevap vermiyor olabilir. Kırılırım. Bana değil, şahsıma değil, benim temsil ettiğim o halka, Turgut Eğitim'de, yani 28 muhtarı temsili onlara sen cevap vermiyorsun, bana değil. Örnek olarak onlara talep etmiş olduğum hizmeti yapmıyorsun, bana değil. Ben diyorsam bir sayın vekilim, şu an benim burada 4 tane, 5 tane öğrencim var, burs talep ediyorum. Örnek olarak vekil değil mi? Sayın Fahrettin vekilim, burs talep ediyorum, bu insanlar durumu kötü. Size rica ediyorum, bu çocuklarımıza burs bulalım. Hı hı. X mahalle fark etmez. Gidip bakıyoruz, gerçek anlamda yok. Allah bin defa devletimize razı olsun. Şu an devletimiz her şekilde veriyor ama yetmiyor. Ailesine yetinmiyor. Çocuk okul demiyor. Çocuk okulda dondurmak istiyor. Gidemiyor. Biz bunları buluyoruz zaman zaman.
Bunun takipçisi oluyoruz. Bazen iş adamlarımıza gidiyor. İşimiz kırık diyor. Vermiyorlar. Biraz zorluk yaşıyoruz. Onda sıkıntı yaşıyoruz ama sonuçta vekillere gidiyoruz. Mercimiz burası Ankara. Çünkü biz temsilen göndermişiz. Vekil göndermişiz. Sonra ki temsil etsin. Onu da bulamayınca abi üstüne gidiyor. Bu sefer kızıyorum. Kızdığım zaman diyor ki ya bu adam kızdı yine kayış kopardı. Yok dolar yaktı. Yok buna para yaktı. Yok kendini yaktı. Ya ne diyeyim kardeşim gücüm bir şey dönmeyince işte bir şeyler yakıyorum artık. Ya kendim yakayım ama bunu yakıyorum ben. İsteyeceksiniz ve yapılacak. İsteyeceksiniz yapacak. Ben biraz zamanı biraz daha tasarruflu kullanmak istiyorum. Çünkü tabii. Yani soracağım evet. Çok şey var. Çok soru var aslında. Yani son günlerde böyle gündem oluşturduğunuz bir husus var. Adıyaman Devlet Hastanesi'nin yerine tekrar devlet hastanesi kurulması ile ilgili evet. Böyle gündem oluşturmak istediğiniz bir husus var. Nedir bu durum? Biraz şimdi biz federasyonumuzu kurduğumuz zaman dedik ki arkadaşlar öyle bir ilk basına çıkmamızı şöyle güzel bir şey yapalım ki Adıyaman için gerçek anlamda ses getirsin. Gerçek anlamda Adıyamanlı'nın ihtiyacı olan bir şey olsun. Bizim için Adıyamanlı'nın önemli olan şey de sağlığı, insan sağlığı. Çok önemli bizim için. Daha sonrası iş, aş, ya bunlar. Fabrika isteriz. Yarın öbür gün çocukların çekilmesi için yardımcı oluruz. Ama hastane, dediğim gibi 81 ilde şu an devlet hastanesi yapılmayan tek il Adıyaman. 25 dönümlük bir yer. Ya, İnan bak, Hacı Mehmet İnan bak. Mevcut hastanemiz yetmiyor mu? Yani niye 400 yataklı hastane yetmiyor. Çünkü niye tek hastane var şu an Adıyaman'da? Vatandaş kavga ediyor. Yap. Zaman zaman gençler kavga ediyor. Her zaman şu aynı acil servisine gidiyorsun. Bu bölgede yaşayan insanlar 8-9 tane mahalle, yaklaşık 100-150 bin kişi bu hastanede en basit ya bir tansiyon ölçmesi diyoruz bak. 400 yataklı hastaneye gidiyor gece yarısı. Evet. En basiti bir aşısını yapacak oraya gidiyor. En basiti ya bir aşı iğne yapacak ya baş ağrı kesici iğne yapacak grip olmuş veya hastane kendisi iğne olmuş. Oraya gitmiş onda kalıyor. Yani ben niye ben burada zaten hayırsever bir vatandaşımız 25 dönüm arazi vermiş buraya. Bu hastane zaten vardı. Burası Adıyaman Devlet Hastanesi'ydi. Ve sayın vekilimiz Allah bin defa razı olsun Ahmet Aydın vekilimiz bu konuda da çok duyarlı. 2150 yataklı ikinci devlet hastanesi basamak olarak, 2150 yataklı ikinci basamak devlet hastanesi proje çıktı. Biz diyoruz, bekledik 2017'den bu yana 2 yıl geçti, 3 yıl geçti, 6 ay, 7 ay, 1 sene içinde yapılacaktı. Artık baktık, sabır. Ben de söyleyeyim taş ya, sabır taşı çatladı. Taş çatladı abi. Dayan nereye kadar sürekli proje aşaması. Bu proje ne zaman olacak kardeşim? Arkadaşlar dedik bu projeyi beklemekle boş olmuyor. Biz ismi sayın vekillerimizden rica ederim. Bu projemizi bir an önce hızlandırsınlar. Evet. Sayın Bakanımız da yapacağız diyor. Sayın Vekilimiz de yapacağız diyor ama olmuyor. İcraat yok. Geçen gittik geldik. Balıcılar madevanı kullanmışlar. Gösterdik basına gördüler. O güzelim 20-25 yıllık ağaçlar kurulmuş Fahrettin'ciğim. Bakan yok. Bakıcı yok. Orası bir çöplüğe dönmüş. O güzelim yer. Yani parayla alaması mümkün değil. Ve hayırsever vatandaşımız orayı hastane yapmak şartıyla devlete başlamış. Sadece hastane yapılacak. Niye yapmıyorsunuz kardeşim? Devletimizin parası mı yok? Niye yapmıyoruz? Devletimizin sahibi mi yok? Yani başka yerde en büyük külfetlerden bir tanesi arsa. Burada da arsa var. Arsamız da var. Yani eski yeri. Niye yapmıyorsunuz kardeşim? Biz de kızdık artık. Yani yapın kardeşim. Yapıyorsanız yapın. Yapmıyorsanız 2023 yaklaşıyor. Bizden gelip oyunu istemeyin. Bunda kötü bir şey var mı? Art niyet var mı? Ben hastane, vatandaş benden hastanesini istiyor. Ben de vekilini istiyorum. Ben ikide bak köprüyüm kardeşim. Vatandaşın dediği bu. Kardeşim hastanemiz yapılırsa muhtarım gelmem diye o isteyin. Eğer yapılmazsa bize gelmeyin o istemeyin. Hangi ses patrosu olsa önemli değil. O isteme gelmeyin kardeşim. Ben de onların sessizliği bize dilendirdim. Bunda kızmaca mızmaca yok. Evet. Kızmaca dalmaca yok. Başkanım dediğim gibi çok soru var da ben hızlı böyle evet. Birçoğunu sormak evet. istiyorum. Adıyaman'da böyle esas sorunlardan bir tanesi şu bizim taziye kültürleri. Yani muhtarların esas işi böyle taziye gezmek. Geziyoruz. Yani gidip orada oturup yemek yiyip çay içip böyle seçim propagandası yapmak mı? Yani bizim şu an el atmamız gereken hususlardan, sorunlardan bir tanesi taziye kültürü. Sayın Süleyman Kılıç Başkanımız bu konuda çok duyarlı. Kendisine teşekkür ederim burada. Taziyelerini gerçekten biz gördük. Bu pandemi sürecinde özellikle yaklaşık 8 ay falan gibi kapalı kaldı. Yani taziye sahipleri bu 8 ay sürede rahatladı biliyor musun? Evet. Ne diyeceksin biliyor musun? Ben şimdi benim yanımda, muhtarlığımın yanında bir taziye evimiz var. Ramazan Kurt taziye evi. Hiç ayrımsızlık. Ben şu ana kadar belki 15-20 tane taziye gördük. Gezmeleri hariç bakın. Hı hı. İnancın olsun. Taziyesi oluyor. Adam eve geliyor. Taziyesine geliyor. İlk yaptıkları şey sabah 8'e gidip açıyor taziye evine. Çayını falan demiyor. Vatandaş isteyseniz misafir gelecek. Ağırlayacaklar. Zaten orada saat 12'de defnedecekler taziyesini. Evet. Çocuklar gençler geliyor. Abi geri gelmiş çocuklar biz önce başlıyor. Bardağını, çayını, şekerini falan taşıyor getiriyor diye. Misafir ağırlamasın diye. Nerede baksan 300-500'e para. Maddiyonu söyleyeceğim sana 300-500'e para. Adam geliyor acılı zaten.
Vatandaş geliyor, misafir gelmiş. Vatandaş oturuyor, kalkmıyor kardeşim. Nasıl öğlen yemeğe gelecek? Bazı insanlar da alışkanlık yapmış. Ya bir araba, yemek arabası geliyor, bir 150-200 kişi, 300-400 kişi yemek geliyor, 150-200 kişi yetmiyor. Bir bakıyorum abi, bir yemek, 3 yemek 20 lira. Ya adam zaten yanmış bitmiş, çocuğunu defnetmiş. 200 kişilik yemek gelse, bayanların bitti, ana gelse, 100 oraya 100'e gelse, gelmiyor, 100 yetmiyor. 200-300 kişi gelse, 2000 liradan düşün abi, 6000 lira geliyor. Abi akşam, öğlen akşam geliyor, sabahdan kahvaltı artık yiyip geliyorlar. Abi yalan öğlen yemeğini yiyor. Ortalama günlük 10 bin lira para aldı. Ya yazık günah vallahi. Öğlen yemeğini yiyor. Çayını içiyor, saat sonra bir de sağlık, of püfür içiyor, ondan sonra gelip tekrardan taziye oturuyor, mesela akşam yemeğini bekliyor. Saat 9'da oluyor adam, 3 gün boyunca anası ağlıyor, kalk otur, kalk otur, o da taziyesine, acısına mı ağlasın? Taziye bittikten sonra cebindeki 10-15 bin acısına mı ağlasın? Ya parası yok, yazıktır, günahtır. Yani Sayın Süleyman Başkanımız yazmış taziyelerine, lütfen yemek yemeyin diye. Yani ben gerçekten üzülüyorum, taziye sahiplerine ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Ben bunu kendi gözüme görüyorum. Gerçekten anaları ağlıyor, babaları ağlıyor, kardeşler ağlıyor ama diğer biz, ben dahil olmak üzere kendim şahsımı söyleyeyim. Gidip orada oturuyoruz, çayımızı içiyoruz, ya yemeğimizi yiyoruz. Ya kardeşim yeme, yeme yemeğini. Git o adama yardım et, git cebinde 10 lira bir dürümünü al ye. Çok açık, sen köyden mi geldin? Aman da köyden geldiysen 52 Süleyman Kılıç'a burada seslenmek istiyorum. Sayın Başkanım lütfen taziyelerimize yine en az bir 100 kişilik yemek gönderelim. Biz kendimiz görüyoruz. Sayın Hüseyin Başkanımız zamanında vardı, Süleyman Başkanımız zamanında da vardı ama şu an o da haklı olarak sistem et diye 100 kişi gönderiyoruz, yemek yetmiyor, 200 gönderiyoruz, yetmiyor. Ama sonuçta bu insanların durumumuz biz bunu görüyoruz. Artık taziye, bak Adıyaman sesleniyorum, lütfen hepimizin başına gelecek, hepimiz bugün öleceğiz ama geride bıraktığım insanları batı yönden çökertiyoruz. Şu an zaten ülke ekonomi batmış, insanlar işi yok, gücü yok, faaliyetini yok. Yani kardeşim gerçekten görüyorum ben. Yani adamlar yemeğini çatır, torpaçlar götürüp çöp atıyorlar. O adamlar, o parayı ödeyemeyecek insanlar çok. Adam evindeki televizyon satıyor. Kim kini satıyor? Duyuyorum ama bunu. Adam ufak kürsüler arasında satıyor ki yemek parasını ödesin diye. Evet, buradan tekrar sesleniyoruz. Yemekten vazgeçin. Ya kardeşim şu çayınızı da içtiniz ama ya gidin yemeğinizi evinizde yiyin. Ya bu taze sahiplerine yüklenmeyin. Ya Allah razı olsun, biz kendimiz bak görüyoruz onlara bunu. Onlara yardım etmemiz lazım. Onlara yardım etmemiz lazım ya. Zaten diye. Acıları var. Evet. Zaten adam acısını görmüş, sana yeme diyemez. Oturur gibi de bizim de kötü huyumuz. Hadi buyurun yemeğe. Hadi buyurun yemeğe. Ya kardeşim git yemeğini. Sen taze sen al, köyde gelen yakın akrabalarını al. 15-20 kişiyse öbürlerini çağırma ya. Çağırma kardeşim. Zorla hadi yemeği diyorsun. Yemek yetmiyorsa cebine git dürümcüye. Alo bana 10 tane dürüm daha gönder. Ya cebinde bugün para var, yarın ölürsün. Borcu yapıyorsun sen bunu. Bir de eskiden bir yardımlaşma vardı abi. Bir yemek bir yerde olduğu zaman komşu yemek götürür, bu götürür. Yok abi şimdi herkes konu komşu gidiyor. Taze yemek, önümüzde yemek yiyoruz kardeşim. Yemek yiyip geliyoruz. Bu lütfen, bu da Adıyaman'ın kanının bir yarası. Gerçek anlamda yarası. Ben bunu özellikle sesleniyorum Adıyamanlarımıza. Lütfen bu huydan, bu huyumuzdan vazgeçelim. Yani taze sahiplerini biz personel... Yemeği içmeyi düğünlere bırakalım. Ya. Bırak düğünlere. Babana rahmet. Yani orada yiyelim içelim yani. Düğünlere gidin kardeş, düğünde de yiyelim içelim. Düğünde de yiyelim içelim. Ya adam evleniyor, mutlu olsun. Borcu da olsa bir şekilde herkes lakin takı takıyor, parasını çıkarıyor, kurtarıyor. Bir şey. Ama taziyeler gerçekten yıkım üstüne yıkım veriyoruz biz. Lütfen ben Adıyamanlı olarak bunun bir çözüme ulaşması gerekiyor. İlin, yani Sayın Süleyman Başkanımız bu konuda çok duyarlı, bu konuda bize de destek istiyor. Sonra da destek dedik ama abi biz kendimiz yapıyoruz. Yani hadi buyurun yemeği diyoruz. Ya yeme abi sen duyarlı olması ya. Lazım. Yani bu konuda bir sıkıntı. Evet, evet. Teşekkür ederim bu konuda değindiğiniz için. Çok önemli. Hemen böyle hızlı hızlı birleştirip diyorum soruları. Evet. Şimdi son zamanlarda her şey olduğu gibi muhtar maaşına da biraz zam geldi. Bir yaklaşık 3500 lira gibi bir para alacaklar. Bu ve 2680 lira şu ana kadar almış olduğumuz para. Yani o eski maaştı. Yani %30 nokta memur maaşıyla biz aldığımız zam. Memur çünkü evet. Şey alıyoruz. Şu an 3240 lira alacağız. Aynen öyle o civarda. Evet, bir evet. Hesap aldık. Maaş yeterli mi diyeceğim. Peşinden de hemen şunu sorayım. Muhtarların özlük haklarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Eksikler nedir? Hükümetten, yönetimden ne beklentiniz? Şimdi biz muhtarlık camiası bitmişti. Allah peygamber bin defa razı olsun Tayyip Erdoğan'dan, Recep Tayyip Erdoğan'dan. Küllerinden yanayla doğurdu bizi. 90 lira 290 derken bir %100 zam geldi, 600 falan doldu. Son derken bir daha bir zam geldi. Aldığımız, biz ilk muhtara gittiğimiz zaman kendi paramızla bakınız. Kendi paramızla aldığımız 290 lira ve 90 liradan bir de Bağkur'umuza atıyorduk. Üstte cebimize para Bağkur'a atıyorduk. Evet. Cebimizden harcadığımız, ya bunun gelen misafirimize kahve içiriyoruz. İkramımızı yapıyoruz. Kartı, yazıcıda kartuş parası bizden, kağıdı bizden, şu sumanın kirayı bizden, elektrik parası benden, cebimden, her şey kira parası benden, her şey cebimizden gidiyor. Benim emekli olmasa aldığım para fazlasıyla gidiyor zaten. Aynen gider zaten. Bize ne kadar yok. Muhtar az diyor 5 bin lira. Almıyor abi 2640 liraydı. İşte 6-8 lira şu anda bitti 3240 para oldu. Zaten 100 lirasını ben kesiyorum, aidattan kesiyorum. Muhtarların federasyonuna aidat kesiyorum. 3100 lira onu da
Ya abi bakın bayram düğünlerde hiç yoksa bakın kendi mahallesinde muhtarlarımız mutlaka en az hiç yoksa ayda 5-6 tane düğüne gidiyorsun. Evet. Hiç yoksa. Şimdi düğüne adam yazmış oturuyor diyor ki yazıyoruz. Selam aleyküm aleyküm bir çiçek önersek 130 lira. Gidip 100 lira böyle diyor adam bakıyor yaz kardeşim 100 lira kim abi diyor muhtar. Bir bana bir de yüzüne bakıyor canım bir daha. Koca bir muhtarsın 100 liradan para attın. Abi yüzsüzlük yapıyoruz paramız yok 100 lira atıyoruz abi olmuyor. 200 lira verecek gücümüz yetmiyor. 5 düğüne 6 düğüne gitsek 7 düğüne gitsek paramız yetmiyor. Aldığımız para bu bizim. Evet. Kira vereceğim bunun. O parayla kira ödeyeceğim. Elektrik parasını yatıracağım. Telefon parasını yatıracağım. İnternetini yatıracağım. Bunlar hep yerimizden gidiyor. Ama diğer şehirlerde bakıyoruz. Belediyeler her şeyi karşılıyor. Biz bundan Süleyman Başkanımızla gerekli dilekçemizi başvurdu yaptık. Süleyman Başkanım dinliyorsa umarım en kısa zamanda muhtarlarımızın bu belediye kanunu 5.393 sayılı belediye kanununun 9. maddesi befkas der ki belediyeler muhtarların yani imkana dahilinde yardımcı olur diyor. Bu kanunu biz o dilekçeyi yazdık kendisine talep ettik. Muhtarlarımızın böyle bir maddi yönden gerçekten sıkıntılar var. Arabalara biniyorlar. Benzin almış başına gitmiş. 3 tane cenaze gitmesek, 5 cenaze taziye gitmesek ama muhtar gelmedi diye tabi geliyoruz. Hepsini geziyoruz yaklaşık günde belki şu olsa haftada 5-10 tane taziye geziyoruz. Gezmek için insanlık görevimiz, muhtarlıktan ziyade insanlık görevimiz. Evet. Gidiyoruz. Normal vatandaş olsam belki gitmesin ama muhtarlık gitmek zorundasın. Çünkü sen onu temsil ediyorsun. Gitmezsen olmuyor. Düğüne gidiyoruz. Ama söyleyeyim canı taziyelerine gidiyoruz. Mümkün mertebe yani imkana dair neşe etmeye çalışıyoruz ama inancınız olsun. Yani belediyelerin sizlere biraz daha yardımcı olmasını talep ediyoruz. Evet. Evet. Çünkü peki ya muhtarlık sürekli böyle zor şeyler mi? Bu işin tatlı yönleri de yok mu? Tatlı yönü insanların gülü yüzü. Yani insanlara verdiğin zaman mutlu oluyor bak. Yani inan benim her şeyimde bir ara o insanların gözlerindeki pırıltıya bak. Bazen mod falan geliyor sağ olsun İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'deki muhtar arkadaşlarım bazen gönderiyor. Son 2 yıldır gelmiyor pandemi sürecinden dolayı. Ya Fahrettin şimdi çocuğu geliyor. Bakıyorsun yanında geliyor. Montum geldi. Çocuğa botunu giydiriyorsun. Montunu giydiriyorsun. O düğünlerden sıcakta yağmurda ıslanmış gelmiş. Terlikten gelmiş. O gözlerindeki pırıltı görüyorsun var ya. Yukarıda Rabbim görüyor onu. Evet. Yukarıda babası seni izliyor. Teslim edip giydirdiğin zaman var ya. Çıkarken kadın diyor Allah peygambersinden razı olsun dediğim var ya. O kadının mahşubiyetini görüyorsun. O mutluluğu görüyorsun var ya. Başka bir şey istemeye gerek kalmaz. Evet. Başka bir şey istemeye gerek kalmaz. Başkanım ya mesajlar da geliyor. Zeynep Yakaylımız Koca iyi yayınlar abiciğim. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar demiş. Adıyaman'da Abdullah tanıyorsun değil mi? Abdullah meşhur sürekli böyle otellerinde duruyor. Şey satıyor. Selpak peçete falan satıyor. Arkadaşım sağ olsun mesaj göndermiş. İyi yayınlar demiş. Sağ olsun. Rabia Aşiret kızı iyi yayınlar kolay gelsin demiş. Yine Zeynep Hanım yazmış. Ozan Yusuf selamlar saygılar sunarım değerli gönlü yüreği güzel Fahrettin Çelik hocam önünüze bereket huzur sağlıklı diliyorum görüşmek üzere demiş. Umut Eren Gürsoy iyi yayınlar hayırlı akşamlar demiş. Ömer Gürsoy iyi yayınlar konumuna selamlar hayırlı akşamlar demiş. Safiye Samyeli hayırlı akşamlar hayırlı yayınlar olsun inşallah konuğumuza hoş geldiniz diyor. Tüm teşekkür ederim sağ olsun. İzleyicilerine Özay Gönlüm Diyarı Denizli'den saygı ve sevgilerimi gönderiyorum demiş. Ömür Gürbüz hayırlı akşamlar iyi yayınlar demiş. En ilginç mesaj da Mehmet Kandemir hocamdan gelmiş. Aa, olsun, Mehmet şey. Kandemir hocam demiş ki sanat programında türkü ve şiir bekliyoruz demiş. Şiir benden, türkü senden diyorum ben. Sesin güzel değil Mehmet hocam. Sağ olsun çok değerli birimiz, abimiz bizim. Selam sunuyorum. Selam olsun Mehmet Kandemir hocam. Burada bizi izleyen bütün konuklarımız, bütün Adıyamanlarımıza, Adıyaman'da ve Adıyaman dışındaki olan herkese evet, canı gönülden sevgilerimi, saygılarımı şimdi sunuyorum ben. Şöyle yapacağız çünkü süreyi hemen tamamladık evet, gibi. Evet. Ben bir tane şiir okuyacağım, şeye gitsin. Mehmet Kandemir hocamız ve bütün mesaj atan dostlarımıza gelsin. Evet. Ondan sonra son sözlerimizle programımızı inşallah kapatacağız. Sen ama çabuk geçti Fahrettin. Ya aynen öyle. Bizim program öyle çok tatlı bir program. Evet. Farz et ki yalancıktan bir yastığa baş koyduk. Evcilik oynar gibi. Mutluluğa soyunduk. Sarhoş eden iyot kokan balkonda loş ışıklar altında şuradan buradan laflıyorduk. Bir sözde isyan, birinde keder. Tokuştururken kadehi yaranlara, beklenmedik muhabbet hoş kafayla. Aşk oradan uğurlanırdı sonsuzluğa. Bir tarafı inat, birinde hırçın öfke. Diğer yanında ölümüne uyku. Kaybolurken gülüşlerin, karanlıkta parlayan sadece altın bileziklerin. Ve nihayet düştün gözümden, dağ kokulun. Nevrozum, beribanım, kenger kokulum, yeryüzüne ektiğim aşk tohumu, dile, hecelere sığdıramadım. Şimdi öylece kala kalıyorduk. Gündüzüm gecem karıştı sonra,
tel örgüyle sarıldı içimdeki fırtına. Yıldızlar kurudu susuzluktan, ay dersen yastadır. Bir hayal çiziyorum kafama, cesur, hırçın, biteviye. Bir kavuşsam güneşe, sabahla kucaklaşsam erkenden, mavileri alır giderim seni uyurken. Başıma tufan çöktü, yazmadı tarih böylesini, mutluluk küpüne keder doldurmak. Sen sadece ağıt yak, bizim yoldan geçerken tellendir sigaradan, aşkımızı yaşa şiir bitene dek. Deniz köpüğüne özlem biriktir içinde, bulutlardan dünya, kapısında dön yatırın, kapısından dön yatırın, nasip olmasın dua, yürek çarptıkça dallara. Farz et ki evcilik oynamıştır, sensizliğe telsim olsun yakam olsun. Farz et ki dar ağacında sevda. 2020 yılında böyle bir şiir yazmıştır. Teşekkür ederim. Sen okuldayken de böyle şiir yazdın. Gerçekten senin her geçen gün bu marifet olsun zaten diyor ya, adamla çocuk şehrinden küçükken böyle olur. Biz ilkokuldayken böyle öyledin. İlkokuldan beri hep yazardın, sürekli yazardın. Evet Kadir'ciğim, dediğim gibi o sürenin güzel. Sonuna geldik. Ben sizin son mesajınızı alıp programı şekilde sonlayayım. Ben son mesajımı da özellikle tekrardan vekillerime seslenmek istiyorum. Bu girmiş olduğumuz Ocak ayının son, artık Ocak'ın altısına geldik. Hala kömür dağıtılmadığımız sıkıntı var. Adıyamanız en büyük sıkıntı şu an için, kış geldi olduğumuz için vatandaşlarımızın kömür sıkıntısı var. Buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Adıyaman'a gelmiş şu an müthiş bir vadimiz var. Allah bin defa razı olsun kendisine. Burada selam ve saygılarımı sunuyorum ben. Halkımız her şeyine güzel layık. Adıyaman'ımız her şeyine güzel layık. Şu an için Adıyaman'da kömür olmayışı bizi derinden üzüyor. Vatandaşın geldiği ve bize sistem ettiği ve gerçekten kış aylarından soğuk durdu. Sıcak halde oturan insanlar bunu bilsin ki, soğukta oturan insanlar gerçekten ahı bizi parçalar. Sizden kesinlikle rica ediyorum. Sayın Vekilerime, ilin ileri gelen Sayın Belediye Başkanıma, Sayın Valime, herkese sesleniyorum. Biz muhtarlarla beraber olarak, ben burada bu muhtara federasyon kupamızda ya, özellikle büyük vefakarlık gösteren Sayın Mustafa İlik Başkanıma, diğer muhtar arkadaşlarımın hepsine sizin huzurunuza teşekkürlerimi sunuyorum. Ben bu federasyon kupamızda büyük bir katkı sunarak Adıyaman basınımızın değerli güzel arkadaşlarımıza ve siz Mercan TV ailesine, İbrahim Aslan'a, bize Adıyaman'ımızın gerçekten ihtiyacı olan Mercan TV'yi yaşattığı için ve sen değerli kardeşim, partner kardeşim bu akşam beni konuk ettiğin için sana teşekkürlerimi sunuyorum ben. Her şey önünüze olsun. Adıyaman için biz her zaman muhtarlar olarak, bakın ne söylüyorum, en iyi muhtar, en iyi hizmetkarız. Ben şahsım arkadaşım olarak Adıyaman'ımızın hizmetindeyiz, hizmetkarıyız, sizin hizmetkarınızı gece gün 24 saat arayayım sizi. Yeter ki gerçek anlamda ihtiyacınız için arayayım sizi. Arayın, hiç çekinmeyin. Her muhtar telefonu bakıp size görmez onda. Size dönmeyenler de siz bize dönün, biz döneriz onlara. Evet, çok teşekkür ediyoruz Kadir'im. Çok sağ olun. Siverek'ten Şanlıurfa'dan Mustafa kardeşin de mesaj göndermiş. Ona da çok selamlar olsun buradan Şanlıurfa'ya. Evet değerli dostlar, bu akşam Abdülkadir Geylani Taş'ı konuk ettik. Turgut Reis Mahallesi Muhtarı, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı ve aynı zamanda Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Abdülkadir Geylani Taş konuğumuz oldu. Aslında soracağımız çok soru vardı ama süremiz bu kadardı. İnşallah başka programlarda yine devam edeceğiz. Biz Kadir kardeşimizi yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta yine değişik konularla, değişik konuklarla huzurlarınızda olacağız. Hepinize hayırlı bir akşam diliyorum.